Herkese merhabalar, saygılar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu benim kanalımın ilk vlogu olacak ve vlog'a böyle bir konuyla girmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu konuyu konuşmak istiyorum. Bu konu hakkında bir şeyler paylaşmak istiyorum. Çünkü şu an hali hazırda bu bahsettiğimiz başlık adı altında bu işe girmek isteyen bayağı bir insan var. Bu işi yapmak isteyen, hani bu iş için tecrübe edinmek isteyen çok fazla insan var. Eminim belki de birçoğu böyle bir sektöre girmedi. Hani bu işi yapmadı ve tecrübeleri yok. Ben de yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Bir şeyler söylemek istiyordum daha doğrusu yaşadıklarım hakkında. Tecrübe olsun diye şu kulaklığı çıkarayım. Şimdi öncelikle günümüzde şu anki şartlarda mezun olan arkadaşlarımız olsun, şu an hala okuyan arkadaşlarımız olsun, bir ek gelir sağlamak istiyor, değil mi? Hani ek gelir sağlamak istemesinin sonucunda da bir yerde çalışması gerekiyor. Bunlar da genelde BİM, A101, ŞOK gibi yerler oluyor. Hani bu tarz yerlerde çalışmak istiyorlar genelde part-time kabul ettikleri için. Bu arkadaşlara ben çalışmayın demeyeceğim. Çünkü her ne kadar hani ben gitmeyin, yapmayın, etmeyin, size zulüm olacak, İşte hayatınızdan belki de hayatınızda bir travma yaşatacak size gibi şeylerin, yani ne kadar bu cümleleri sizlere söylemeye çalışsam da yine de anlamayacaklar. Çünkü yani onu yapana kadar onun bir hata olduğunu anlamayacaktır. İstediğiniz kadar konuşun, isterseniz karşınızı alın, böyle sabah kadar ona bir şeyler anlatmaya çalışın, fakat yine de anlamayacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer böyle sektörlerde çalışmak istiyorsanız, yani bu işleri yapmak istiyorsanız ve tecrübeniz yoksa bence uzak durmanız gerekiyor. Çünkü şimdi ya bugüne kadar birçok sektörde tecrübem oldu. Girdim, çalıştım ve hepsinde kendi öz irademle girdim. Hani bir şeyler yapmak için, hani tecrübe edinmek için girdim. Çok da zorunlu değildim ama girdim. Hani istedim çünkü yapmak istedim, görmek istedim, tecrübe edinmek istedim. O yüzden girdim. Bu A101 de bunlardan bir tanesiydi. A101'e başvuru yaptım. Konuştum. Başvuru yaptıktan bir yarım saat sonra beni aradılar. Beni aradı ve dedi ki işte sizinle görüşme yapmak istiyoruz. Mülakata çağrılacaksınız falan filan. Tabii bu süreçler 15 gün falan sürüyor. 15 gün içinde sizi çağırıyorlar. Topluca çağırıyorlar daha doğrusu. Tek sizi değil. Hani bir seferde bir günde galiba 70-80 kişiyle falan konuşuyorlar. Tek seferde olmuyor bu. Mesela 15-15 gruplar halinde giriyorsunuz ve ben İşkur'la girmiştim. İşkur'daki yetkililer sizlere haklarınızı söylüyor. Haklarınız dahilinde neler yapabileceğinizi, neler yapamayacağınızı anlatıyor. Bir saatlik bir eğitim oluyor daha doğrusu. Bu eğitimin sonunda da sizlere işle ilgili bilgiler veriliyor. Kabul edip etmeyeceğiniz soruluyor. Ettiğiniz zaman imza atılıyor ve 2 gün sonra da işe başlıyorsunuz. Yani toplam bir 16-17 gün sonra, başvurudan sonra, iş kurulu olursa tabii, diğer türlü bilmiyorum. Diğer türlü bu süre çok daha kısa olabiliyor. Kısa işe başlayabiliyorsunuz. İşe başladıktan sonra yani gidiyorsunuz, işte orada bir eksik eleman oluyor. Gün içinde size işte kasayı öğretiyorlar. Kasayı öğrendikten sonra diğer işleri gösteriyorlar falan filan. Yani iş bu şekilde geçmiş oluyor. Şimdi A101, BİM, ŞOK. Bu üçü, yani üçünün mantığı aynı. İşçi çalıştırma mantıkları aynı. Yaptıkları işler aynı. Neredeyse açılış kapanış saatleri de aynı. Birebir değil tabii ki. İşte depoya mal yükleme falan filan. Ya bütün sistem, içerideki o dizayn falan, her şey aynı. Hepsinin aynı yani. Mantık o şekilde. Şimdi anlatmak istediğim nokta ne biliyor musunuz? Anlatmak istediğim nokta, hepsinin ortak noktası sizi eşek yerine koymaları. Yani bunu o kadar içtenlikle söylüyorum ki, neredeyse hepsi sizi eşek yerine koyuyor. Yani bir amelesiniz, anladın mı? Ya gidin amelelik yapın. Bakın çok ciddi söylüyorum. Gidin amelelik yapın. Ya başınızda bir adam durur. Fakat hani böyle dibinizde beklemez, anladın mı? Hani amelelik yaparsın, malı indirip kaldırırsın. Belki de hakkından fazlasını alırsın falan. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Burada senin oturmana karışırlar. A101 için söylüyorum. Diğerleri de genelde aynı. Oturmana karışırlar. Bazen yemeğine içmene karışırlar. İşte bazen acil bir durum olur, sizi idare etmezler. Arkanızda durmazlar. Sizi korumazlar. Hiçbir şekilde sizi idare etmezler. Bunun nedeni ne bilmiyorum. İnsanların üzerinde böyle bir kötü bir bulut var. Ve herkesi böyle ezmek istiyorlar. Herkesi ezmek istiyorlar. Yani bakın çok ciddi söylüyorum. Ya burada şaka yapmıyorum. Girdiğiniz zaman, işe başladığınız zaman, hani siz orada bir makinesiniz. Hani bir robotsunuz. Hani gidiyorsunuz ya A101'e, BİM'e, ŞOK'a, işte başka marketlere. Hani orada kasiyerler geçiriyor.
oluyor. Hani bazen diyorsunuz ya bir hoş geldin bile demedi. Ya da işte kızıyorsunuz, sitem ediyorsunuz, hiçbir şeye söylemedi. Hadi iyi günler, hoşça kalın diyorsunuz. Ama o duymuyor mesela. Siz ona bile sitem edebiliyorsunuz. Ya onlar o kadar haklı ki arkadaşlar. Ya gerçekten yaşamanız lazım onu anlayabilmeniz için. Çünkü oradaki insanlar artık öyle, o kadar bıkmış ki. Ve o insanlar onu yapmaya mecbur. Ya çıkamıyorlar. Çıksalar iş bulabilecekler mi? Kesin değil. El mahkum çalışıyorlar. Ve günde o kadar çok fazla insanla uğraşıyorlar ki. Ve insanlar çok fazla duyarsız. Bakın çok ciddi söylüyorum. Çok duyarsızlar. Ya ben kasadayken çok fazla gelmiyordu ama çok karşılaşıyordum. Ya idare etmeniz gereken o kadar çok insan var ki. Ben biraz dişli bir insanım. Hani gelemem haksızlığa. Haksızlığa gelemem. Ezilmeye, zulme gelemem. Ya bu insanların hep karşısındayım ben. Ama böyle olunca da işiniz çok zor oluyor. Çünkü sizi her daim ezmeye çalışan bir kitle var. Böyle sağınızda solunuzda bir baskı. Bu baskı her zaman sizi ezmek istiyor. Hiçbir zaman sizi rahat bırakmıyor doğru düzgün. Yani onlara sorsanız yani işçinin hakkını veriyorlar. Onun işte yemeğini bir suyunu veriyorlar. İşte dört dörtlük yaşatıyorlar. Onlara sorsanız işçi böyle. Ama işin gerçek yüzü yaşanınca anlaşılıyor. Bu konuda ben çok sinirliyim. Yani nereye girdiysem hep ezilen insanlar gördüm. Ve çoğunlukla işten çıkmamın nedeni de bu bendeki bu psikoloji. Yani bendeki bu kimsenin ezilmesini görememe durumu. Kimsenin altta kalmasını görememe psikolojisi. Birçok işten çıkmama neden oldu. A101 de bunlardan bir tanesiydi. Bu yüzden çıktım. Çok değişik şeyler yaşadım. Onları anlatmayacağım tabii ki. Ben yani nelerle karşılaşabileceğinizi size anlatmaya çalışıyorum. Benim şu an amacım bu. İşe girdiğiniz zaman ilk önce size kasayı öğretiyorlar. Anlatayım. Kasadan sonra zaten bir süre kasada duruyorsunuz. Kasayı anladıktan sonra zaten gerisi kolay. Kasayı anlamak da emin olun çok basit. Aşırı basit. Gün içinde açıklarınız olabilir. Bu çok normal. Yani orada çalışan 2-3 senelik tecrübesi olan bir insanın bile çok fazla açığı olabiliyordu. Bir günde 200 lira, 300 liraya kadar bir açık gördüm. Yani açık yapabiliyor. Hiç açık yani yapmayanlar da oluyor tabii ki. Bu biraz da şans meselesi diyebilirim. Kasadan sonra sizi depoya veriyorlar genelde. Hani ürüne veriyorlar, ürün topluyorsunuz. Ve sizden hiçbir şekilde oturmanızı istemiyorlar. Bu çok saçma. Yani bir insanın boş bir anında oturuyor olabilmesi lazım. Tabii ki abartmayacaksın. Yani tabii ki abartmayacaksın. Zaten abartılı bir şekilde oturuyorsan bir sıkıntı vardır. Ama dinlenmenize bile izin vermiyorlar. Gün içinde zaten size 1,5 saatlik izin veriyoruz diyorlar. O 1,5 saatlik izin bir an günün toplamını karşılamıyor. Yorulduğunuza değmiyor. Her zaman ayaktasınız ve sizden devamlı olarak çalışmanızı istiyorlar. Haberiniz olsun. Yani şöyle mesela şöyle örnek verelim. Kasadasınız. Kasa boş. Müşteri gelmiyor. Müşteri gelmiyorsa eğer siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bez alacaksınız. Bütün tozları temizleyeceksiniz. O da tamam. Her şeyi bitirdiniz. O da yetmedi. Kasada ön yüz yapıyorsunuz. Ön yüz yani işte mesela hani bir ürün oluyor. Yanındaki ürün boş oluyor. O boş ürünü tamamlıyorsunuz. Arkadaki ürünleri öne çekiyorsunuz falan. Yani devamlı bir hareket halinde olmanızı istiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki olması gereken bu. Olması gereken evet bu. Ama bu insanlar bu işi o kadar abartıyor ki. Bir yani aralıksız olarak 9 saat çalışıyorsunuz diyelim. Atıyorum. 9 saat çalışıyorsunuz. 8.58 bak 8 saat 58 dakika çalışın, aralıksız çalışın, 2 dakika oturun bir yere. Yani o kadar göze batarsınız ki bu insanlar, çünkü hani o kadar dikkat ediyorlar ki size, en küçük bir şeyinizi yakalamaya çalışıyorlar resmen. Ben o kadar çalışıyordum mesela, yoruluyordum, ayaklarım ağrıyordu. Ora koştur, bir de yeni gelmişim. İlk günden değil de böyle sonralardan yapmaya başladılar. İşi zaten çabuk kapıyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. Yapmaya başladıkları şey bütün işleri size yıkmaya çalışmak. Bu arada bu bütün şubeler için geçerli değil. Bu kesinlikle bütün şubeler için geçerli. Ama genel olarak böyle. Dediğim gibi çok fazla işe girdim çıktım. Genel olarak böyle. Aksini gördün mü? Yani belki 50 taneden bir tane görmüşümdür. Yani toplumumuz öyle bir hale geldi ki hakkınızı vermezler. Sizi ezerler dediğim gibi. Hor görürler. İnsan yerine koymazlar. Yani siz onlar için bir maşısınız arkadaşlar. Bir çekiçsiniz. Ne kadar orayı yürütebiliyorsanız onlar için o kadar iyidir yani. Bir süre çalışırsınız. En küçük bir şey olur. O çalışırsınız, emek verirsiniz. En küçük bir şey olur, sizi şurtlarlar. Yani hakkınızı ararsınız tabii. Süreçler olur, davalar olur, bir şeyler olur. Uğraşır durursunuz ve en sonunda bu insanlar kazanabilir. Çünkü bu insanlar hak hukuk gözetmeyen insanlar ve hiçbir şekilde arkasına bakmayan insanlar, arkalarındaki güce güvenen insanlar. Siz ne kadar hakkınızı arasanız bile mağdur duruma çok rahat bir şekilde düşebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızı, açık vermemenizi, yani para konusunda değil, kişisel şey olarak açık vermemenizi tavsiye ediyorum. Konu çok sapmış görünüyor olabilir fakat hiçbir şekilde sapmadı. Bunların hepsi size anlatmak istediğim şeyler.
Bunların hepsi emin olun birer tecrübe yani. Yani girmek istiyorsanız arkadaşlar bence girmeyin. Yapmayın abi. Bu işi yapmayın. Bakın gidin A100, yani A101 yorumlarına bakın. BİM yorumlarına bakın. Çalışanların yorumlarına bakın. Hepsi size aynı şeyi söyleyecekten emin olun. Ben 600 rahat yorum okudum. Yani çalışanların yorumlarını okudum 600 tane. Belki daha fazla okumuşumdur. Ya belki bir tane falan hani tavsiye eden birini görmüşümdür. Belki bir kişi, belki iki kişi, tam yani sayı veremeyeceğim ama ya durum bu kadar vahim. Anlatabiliyor muyum? Durum çok vahim. Eğer ağır işe gelemiyorsanız zaten hiç gitmeyin. Tecrübe olarak yapabilirsiniz. 1-2 ay veya 3 ay ne kadar artık yapabilirseniz. Beğenebilirsiniz. Orada çalışan, şunu da söylemek istiyorum. Bu önemli bir nokta. Orada çalışan insanlar var. Bunlardan bir tanesi mağaza sorumlusu. Bir diğeri mağaza görevlisi galiba, tam bilmiyorum, ben çok dikkat etmiyordum. Böyle kendilerine rütbe koymuşlar ve bu insanlar sizden küçük olabiliyor, sizden tecrübesiz de olabiliyor. Kısa bir yalakalık sonucunda böyle bir rütbeye erişmiş olabiliyorlar. Kendilerince bir rütbe bu tabii ki. 5 kuruş etmez aslında. Hiçbir şey değil yani o bulundukları konum. Hiçbir şey değil, emin olun. 200-300 lira fazla alıyorlar sizden. Belki hani en yüksek sorumlu 400 lira, 500 lira fazla alıyor. Belki biraz daha fazladır, tam bilmiyorum. Çok uçuk rakamlar değil yani. Bu insanlar kendilerini o kadar büyük görüyor ki, yani sizi her daim, az önce de dediğim gibi her zaman diyorum bunu, farkındayım, altını çizerek söylüyorum. Her zaman sizi ezmeye çalışıyor. Genelde böyle oluyor. Her zaman böyle. İyi davrananlar tabii ki var. Ben denk geldim, biliyorum. Ama kötü davrananlar onlardan daha çok. Ya bu insanların hani genel psikolojisini anlatmaya çalışıyorum. Bunların akıllarına, beyinlerine bir şey yerleşmiş ve çıkmıyor. Bunların akıllarına bana hiçbir şey olmaz, ben herkes istediğimi yaparım düşüncesi yerleşmiş. Yani buna karşıyım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bir insan ne olursan ol, müdür ol ya, o çalıştığın şeyin sahibi ol istersen. Sen karşıdaki bir insana bağıramazsın, çağıramazsın. Eğer onunla bir sorunun varsa çağırırsın odana, değil mi? Odana çağırırsın ve onunla konuşmaya çalışırsın. Yani sorununu ona böyle güzel bir lisanla anlatmaya çalışırsın. Ve ben olsam bunu yapardım. Hani bir insan da bunu, normal bir insan, insan diyebileceğimiz o kişilik hani bunu yapmalı, öyle değil mi? Ama maalesef ki çok üzgünüm ki işler böyle ilerlemiyor. Size herkesin içinde bağırabiliyor, çağırabiliyor, küçük düşürebiliyor. Benim gibi kavgacı demeyeyim de, şimdi yanlış olur. Dişli biriyseniz, hakkını yedirmeyen biriyseniz de böyle her yerden çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Sorunlu bir şekilde. Sorunlar yaşıyorsunuz falan filan. Ama idare edebilecek bir tipseniz eğer, bir sıkıntı olmuyor. İdare edip geçiyorsunuz. Tabi idare etmenin sonucunda da ne oluyor? Gerçek hayatta da böyle. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan da gördüğümüz üzere idare ediyoruz ve tepemize çıkmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Bir süre sonra artık buranıza kadar geliyor ve dayanılmaz bir hal alabiliyor. Söylemek istediğim her şeyi söyledim aslında. gitmek isteyen, çalışmak isteyen arkadaşlar olursa eğer tekrar düşünsün, tekrar düşünün, iki defa düşünün. Elbette hemen istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. İyi bir yöneticiye, iyi bir mağaza sorumlusuna denk gelebilirsiniz. Bu orayı çok daha fazla sevmenize neden olabilir. Mecbur değilseniz çalışmanızı asla tavsiye etmiyor. Asla gitmenizi tavsiye et. Hayatınızda dediğim gibi büyük, çok büyük travmalara, çok büyük sorunlara neden olabilecek insanlar bunlar. Bu insanlar yani karşılaşmak istemediğiniz insanlar, emin olun çoğu öyle. Bu bütün sektörler için geçerli. İster özel sektörde olun, ister normal başka sektörlerde olun, ister devlet için çalışın. Her zaman sizi ezmeye çalışan insanlar olacaktır. Çünkü bu iş hayatının bir kanunu. Yazılı olmayan bir kanunu arkadaşlar. Her zaman üst... Ya bu askerde de böyle. Ya askerde de böyle bir saçmalık var. Gidiyorsunuz işte size torun, dede, bilmem ne, saçma sapan şeyler. Bunların kalkması lazım diyeceğim ama çok saçma olacak. Kimsenin umurunda değil çünkü. Herkes halinden memnun. Kimseye kendinizi ezdirmemenizi tavsiye ediyorum. İdare edeceksiniz elbette. İdare her zaman edeceğiz. Fakat idare etmenin de bir noktası var. Bu insanlar bunları hak etmiyorlar. Yani idare edilmeyi bile hak etmiyorlar bazıları. Size bulundukları konum dahilinde istediklerini yaptırabileceklerini zannederler. Ve eğer zaten dediğim gibi her şeyi idare eden bir insansanız bu istediklerini yaparsınız. Ve bir süre sonra sizi maşası olarak kullanmaya başlar. Sizi eşek yerine koyar. Bütün yükünü size vermeye çalışır. O yüzden her zaman hakkınızı arayın. Kimseye kendinizi yedirmeyin. Zorunluysanız tabii ki çalışabilirsiniz. Gidip yapabilirsiniz. Kasayı öğrenmiş olursunuz. Zihninizdeki hesap problemleri
para problemleri biraz daha kolaylaşır. Hesap yapmanız biraz daha kolay olur kasada. Çünkü gün boyu kasada duruyorsunuz. Artık paralarla uğraşmaktan bir süre sonra profesyonel bir hale geliyorsunuz. Hesap yapmanız çok daha kolay oluyor. Artıları bunlar. Yani fazla bir artı beklemeyin. Tecrübe ediniyorsunuz. İnsan sarrafı oluyorsunuz. Yani herkesi artık anlıyorsunuz, çözüyorsunuz bir süre sonra. Ama dediğim gibi hayatınızda büyük bir boşluk olabilir. O boşluğa düşebilirsiniz. Bir süre hiçbir yerde çalışamayabilirsiniz. Ben de öyle olmuştu mesela. Bir süre ön yargılı olduğum ve hiçbir yerde çalışamadım. Hiçbir yere gidemedim. İnsanlarla böyle yakınlaşamadım, konuşamadım. Çok büyük bir güven problemi olmuştu bende. Kaybetmiştim yani çoğu şeyi. Şimdi çok şükür biraz toparladım. Bu insanlar yüzünden değil. Yani genel olarak her zaman bu insanlarla karşılaştığım için oldu bu. Ve çok çabuk geçen de bir durum değil. Üzerinizde yapışıp kalan bir şey. Söküp atmak çok zor oluyor, olabiliyor. Dediğim gibi tecrübe edinmek için gidip çalışabilirsiniz. Hayatınıza bir artı olabilir. Eksi de olabilir. Bu tamamen biraz da şans meselesi. Konuyu çok uzattım ve biraz da böyle ufaktan saçmalamış olabilirim. Ama ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Sormak istediğiniz sorular olursa yanıtlarım yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşça kalın.